batıya doğru gelişim gösteriyor. AK Parti Adıyaman milletvekili adayları seçim çalışmalarına devam ediyor. Adaylar bugün Oturakçı Pazarı'nda esnaflarla birlikte sabah kahvaltısında bir araya geldi. Ama dün baktığımızda AK Parti Adıyaman milletvekili adayı Ahmet Aydın ve Merkez İlçe Başkanı Zeynal Özbülgin'le birlikte Oturakçı Pazarı'nda bulunan esnafları ziyaret ederek onların sorunlarını dinlediler. AK Parti Adıyaman milletvekili adayı Ahmet Aydın seçim çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini söyledi. Evet, çok yoğun bir şekilde sabah erken saatlerinden gece yarılarına kadar yollardayız. Tabii şehrimizi dolaşıyoruz, köylerimizi, beldelerimizi dolaşıyoruz. Gidebildiğimiz her yerde zaman el verdiği ölçüde teşkilatlarımızın hazırladığı program doğrultusunda çalışıyoruz, geziyoruz. Bugün de özellikle merkezde bu Oturakçı Pazarı'ndaki esnaflarla bir sohbet edelim dedi. Sağ olasın esnaflarımız bu tarihi mekanda bize güzel de bir kahvaltı hazırlamışlar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Zeynal Işık'a, Bilal Işık'a. Allah razı olsun. Bütün oradaki esnafları da davet etmişlerdi. Beraber bir sohbet imkanı bulduk. Adıyaman'ı konuştuk. Oturakçı Pazarı'nın esnafımızın sorunlarını konuştuk. Çok güzel diyaloglar gelişti aslında. Onların da bir takım sorunları yerinde dinlemek güzel oldu. Ortak çözümler geliştirmeye çalışıyoruz. Tabii ki artık yönetime her alanda katkının olması gerektiğini düşünüyoruz bizler. Bu manada da bu bölgede yaşayan insanların da bizler de sesi olalım istedik. Onların kulağı olalım dedik ve onlardan aldığımız şeyleri ilgili mercilere iletiyoruz, bildiriyoruz. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Zeynal Özbilgin ise istikrar sürsün, Adıyaman büyüsün diyerek AK Parti olarak herkesin yanında olacaklarını belirtti. İktidarımızın yapmış olduğu icraatları anlattık ve inanıyoruz ki bu icraatlarla beraber 2023'ün en güzel şekilde Türkiye'nin de kaderini, Adıyaman'ımızın kaderini belirleyecek olan bir seçimdir. Bu seçim için istikrarın devam edebilmesi için mutlaka tekrar AK Parti'nin iktidara gelmesi gerekir. İnanıyoruz ki halkımız da aynı şekilde bu teveccühünü göstererek tekrar iktidara gideceğiz. Temelimiz, amacımız nedir? Bu Adıyaman'ımızda 5-0 olarak götürmekti. Bu arada AK Parti Adıyaman milletvekili adayı Doktor Murtaza Yetiş de çalışmalarına Adıyaman merkezde devam etti. Allah gelsin. AK Parti milletvekili adayı Doktor Murtaza Yetiş, Adıyaman'da bulunan tüm esnafları ziyaret edeceklerini söyledi. AK Partimiz son hızla seçime doğru gidiyor. Ve her gittiğimiz yerde de AK Partimizin Türkiye'ye yaptığı hizmetleri anlatmaya çalışıyoruz. Ama daha sözlerimize başlamadan da insanımız zaten AK Partimizin hem Türkiye için hem de dünya için, yakın coğrafyamız için ne kadar önemli bir noktada olduğunu da bilerek konuşmamızı yarıda kesiyor. Biz zaten bize düşeni yapacağız diyorlar. Doğrusu bizim tek yapmaya çalıştığımız şey onların gönüllerini almaya çalışmak. Oylarını istemediğimizi, gönüllerini istediğimizi belirtmeye çalışmak. Ve bundan sonrası için de onlara layık bir hizmet vermek amacında olduğumuzu ifade etmek. Öyle inanıyorum ki 12 Haziran sonrasında yeni dönem, yani AK Parti'mizin ustalık dönemi Adıyaman'ımız için de birinci sınıf bir şehir olma dönemi olacaktır.